Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz, sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarifim var. Tarifimiz için yarım bayat ekmeğe ihtiyacımız var. Bayat ekmekleri öncesinde dilimliyorum. Mutlaka bir gün bayatlamış ekmek olsun. 2-3 günde olur ama kesinlikle taze ekmekle olmaz arkadaşlar. Önemli olan bayat ekmekleri değerlendirmek. Bayat ekmekleri ziyan etmeyelim. Bu şekilde değerlendirelim. Kanalımda birçok bayat ekmek tarifim var arkadaşlar. Hepsi de çok izlendi ve çok denendi. Hepsi de birbirinden lezzetli oldu. Daha sonra ortasından bölerek bu şekilde küp küp doğruyorum. Dilerseniz sadece bayat ekmekle değil Simitlerinizle, pidelerinizle de yapabilirsiniz bu tarifimizi. Oldukça pratik ve oldukça lezzetli, az malzemeli harika bir kahvaltılık tarif. Bütün ekmekleri bu şekilde dilimledim ve daha sonra tavaya geçerek bir yemek kaşığı dolusu tereyağını alıyorum. Tereyağım biraz eridikten sonra ekmekleri içerisine ekleyeceğim. Ekmekleri kızartacağız. Tereyağı kullanmak istemezseniz sıvı yağ ya da zeytinyağıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tereyağı tabii ki lezzetine ikiye katlıyor. Ekmekleri içerisine ilave ediyorum, iyice kavuruyorum ekmekleri. Videomu yeni gelen takipçilerim, eğer sizin de ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Ekmeklerim kıtır kıtır oldular gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu şöyle düzenliyorum ve üzerine sosunu ekleyeceğim. Sos için gerekli malzemelerim 3 tane yumurta. Şöyle 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Öncesinde bir çırpıyorum. Yumurtaları iyice çırptıktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Sütü yumurta çok koyu olmaması için biraz duru olması için süt ekledim arkadaşlar. Sadece yumurtayla da yapabilirsiniz. Şöyle bir çay bardağı kadar lor peyniri ilave ediyorum. 5-6 dal maydanoz ve bir dal da taze soğan ekliyorum. Tamamen yeşillik tercihe kalmış arkadaşlar istediğiniz yeşillik kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra sosum hazır olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi inanılmaz pratik bir kahvaltılık tarif olmuş oluyor. Evet, sosum hazır. Ekmeklerin üzerine gezdiriyorum. Şöyle her yerine gezdirelim. videomu beğendiyseniz beğenmeyi ufak da olsa yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Sizlerin görüşleri, düşünceleri benim için gerçekten çok değerli ve kıymetli. Şöyle üzerine iyice yaydıktan sonra bir tutam kaşar peyniri rendesi ekleyeceğim. Kaşar peyniri miktarı veremiyorum arkadaşlar. Şöyle üzerine ekmeklerimizi de tutması için hem de güzel bir görüntü ve lezzet ek katması için ekledim. Ama diyorsanız ki içerisinde peynir var üzerine eklemesem olur mu? Tabii ki de olur. Biraz da kırmızı toz biber serpiştiriyorum. Şöyle kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte yumurtayı pişiriyorum. Şöyle kontrol edelim kaşarlar erimiş ve artık kahvaltılığım servise hazır durumda. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. İnanın çok beğeneceğiniz bir tarif yapıp deneyecekleri şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Dilimleyerek de sizlere göstereyim. Börek lezzetinde güzel bir kahvaltılık tarif. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.